Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar hayatta olup, Rablerinin katında yaşarlar, rızıklanırlar. Her canlı ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar! Çalışmalarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız. O vakit kim ateşten uzaklaştırılıp cennete yerleştirilirse işte o muradına ermiştir. Yoksa bu dünya hayatı, aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir. Rabbena, biz imana çağıran ve Rabbinize inanın diye tevhide davet eden bir zatı duyduk ve icabet ettik. Artık sen bizi affet, kusurlarımızı bağışla ve iyilerle birlikte bizim canımızı al. Onların Rabbi de, dualarına şöyle icabet buyurdu Sizden gerek erkek gerek kadın hayır işleyen hiçbir kimsenin çalışmasını zayi etmem Çünkü siz birbirinizdensiniz birbirinizden farkınız yoktur Benim rızam için hicret edenlerin vatanlarından sürülenlerin benim yolumda işkenceye zarara uğrayanların benim yolumda savaşanların ve öldürülenlerin elbette kusurlarını örtücek ve elbette onları Allah tarafından mükafat olarak içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. En güzel ödüller Allah'ın yanındadır. Nerede bulunursanız bulunun. Sağlam, yüksek kulelerde, hatta eflâke ser çeken gökteki yıldız burçlarında bile olsanız, ölüm mutlaka size yetişir. Onlara bir iyilik ulaşınca, bu Allah'tandır derler. Bir fenalık gelince, bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi de Allah tarafındandır. Fakat bu adamlara ne oluyor da, söz anlamıya bir türlü yanaşmıyorlar. Kim Allah yolunda hicret ederse, dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk bulur. Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da, yolda ecel gelip kendini yakalarsa, o da mükafatı hak etmiştir. Ve onu ödüllendirme Allah'a aittir. Allah gafurdur, rahimdir. Affı, Merhamet ve ihsanı boldur. İşte bu şekilde resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları, haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle senin Rabbinin ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra nelerden sakınacaklarını kendilerine bildirmedikçe onları dalalete sürüklemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri kendilerine gelince aralarında adaletle hükmedilir. Hiçbirine zulmedilmez. Rabbin halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları haksız yere asla helak etmez. Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır. Bundan sonra şunu bil ki Rabbin cahillik sebebiyle fenalık yapan peşinden tövbe edip halini ve işini düzeltenleri bağışlar. Rabbin onların bu hallerinden sonra elbette gafur ve rahim olduğunu gösterir. Kim doğru yolu seçerse, kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa, kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse, başkasının günah yükünü taşımaz. Biz, peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız. Her can, ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için, kah şerle, kah hayırla imtihan ederiz sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz. Allah yolunda hicret edenleri, sonra da bu uğurda öldürülenleri veya ölenleri ise, Allah pek güzel bir tarzda nimetlerine mahzar edecektir. Allah elbette nimet verenlerin en iyisidir. Senin Rabbin, ülkelerin ana kentlerinde, halka ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe, o ülkeleri imha etmez. Biz zaten ahalisi zulmü meslek edinmiş olandan başkasını imha etmeyiz. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak asla size fayda vermez. Faraza, başarsanız bile, hayatta kalacağınız süre nihayet çok sınırlıdır. Savaşa katıldıklarında da, Size karşı pek cimri ve kıskanç davranırlar. Hücum eden düşmanın ortalığa saldığı büyük korku gelince ölüm sekeratına düşmüş kimsenin bakışı gibi gözleri dönmüş bir tarzda sana baktıklarını görürsün. Korku hali geçince Allah yolunda harcamada cimrice bir tavır içinde keskin dilleriyle sizi incitirlerdi. İşte onlar iman etmemişler. Allah da onların yaptıkları bütün işleri boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Müttakiler güvenli bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında, artık orada ölüm tatmazlar. Allah, kendilerini, tarafından bir lütuf eseri olarak, cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur. İndi kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman, hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlup edince, bağı sıkı tutun, onları esir alın. Savaş bitince, onları ister bir lütuf olarak karşılıksız salıverir, ister fidye alarak bırakırsınız. Durum şu ki, Allah dileseydi, onlardan intikamınızı alır, onları cezalandırırdı. Fakat O, sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah, onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek, boşa çıkarmayacaktır. Haydi dünyada bir takım hile ve dolaplar çeviriyorlar. Peki melekler, onların yüzlerine, sırtlarına, vura vura canlarını aldıkları zaman, halleri ne olacak? Aranızda, ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip, yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, bize mani olacak hiçbir güç yoktur. O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Ama siz göremezsiniz. Haydi bakalım, eğer ahirette vereceğiniz hesap yoksa, iddianızda tutarlıysanız, çıkmakta olan o ruhu geri döndürsenize. Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce, size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca, Ya Rabbi, az mühlet ver bana. Bak nasıl hayırlar yapacağım. Tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da, Allah, vadesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.'' bacağı bacağına dolaşır, ölüm acısıyla kıvranır.